Şimdi 3 boyutuna değineceğim kısaca. Bir, biz unutuyoruz. 10 yıl önce bu haberi aldığımızda ben milletvekili değildim. Bir ceza avukatı olarak görev yapıyordum. Ve o günden bugüne kadar yargılamayı bir parça takip etme imkanım oldu. Ceza kısmı da, hukuki tazminat kısmı da o kadar kötü yürüdü ki. Yani Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi, hep söylüyorum, adalet. Ve adalette de 2010 referandumundan, 2009 referandumundan bugüne kadar hep güçlünün kazanıyor olması. Şimdi bir dava düşünün. Suç tarihi 13 Mayıs 2014. 10 yıl sonra kim yargılanmaya başlıyor? Bürokratlar. Neden? Neden o gün yargılamadınız? Ve davanın diğer boyutu, şirket yöneticileri 10 yıl süreyle yargılanıyor. Bu davanın da 10 yıl sürdüğünü tahmin edersek 20 yıl dava zaman aşımına uğruyor. 301 işçimizi kaybettiğimiz dava. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Herhalde Aksaray milletvekili Ramazan, soy ismini hatırlamıyorum, bugün milletvekili değil, komisyon başkanıydı. Komisyon raporu hazırlanıp bittikten sonra, komisyon raporu dikkatle incelendikten sonra mühim ihmallerin olduğunu görürsünüz dedi. Güzel. İliç faciasını yaşadık. Bir komisyon daha kuruldu. Amasra-Bartın faciasını yaşadık. Bir komisyon daha kuruldu. Deprem faciasını yaşadık. Bir komisyon daha kuruldu. Peki bu komisyonlar niye kuruluyor? Kurulması da en önemli sebeplerinden biri, Soma'da 301 işçimiz neden öldü? İhmaller neydi? İhmaller sonunda ne yapacağız? Şimdi bizim birinci görevimiz, aslında sorsanız Ali Mahir Başarır, senin görevin nedir? Ya da sayın vekilimin görevi nedir? Yasa yapmak. Peki o komisyon neden gidiyor? Soma'ya niye geliyor? Niye inceliyor? Niye herkesi dinliyor? Niye raporlara bakıyor ve bir rapor hazırlıyor? Bu eksikliklere göre yasal düzenlemeleri yapmak, eksik olan yasal düzenlemeleri tamamlamak, eğer ceza kanunlarında bir sıkıntı varsa, ki var, bunları düzeltmek. O rapor 10 yıldır tartışılmadı. Soma raporu 10 yıldır mecliste tartışılmadı. Ne yapmamız gerektiği konuşulmadı. Ama 301 işçiyi kaybettik. Ve unutuyoruz. Bakın, inanın unutuyoruz. Unutmadığımız konu ne biliyor musunuz? İktidar bize unutturmuyor bunu. Çünkü Soma'dan sonra Amasra, Amasra'dan sonra İliç, deprem. Felaketlerin hiçbiri bitmiyor. Oturup bu komisyonun raporunu alıp tüm partiler, Adalet Komisyonu, Enerji Bakanlığı, komisyon, tüm komisyonlar toplanmalı. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Yasal düzenlemeler yapmalıyız. Bakın, bu davada eğer ki biz taksir mi? Bilinçli taksir mi? Olası kast mı? Kastın aşılması mı? Bunu tartışıyorsa ve Yargıtay'dan bu bozularak geliyorsa, ya yazıklar olsun gerçekten. 301 insandan bahsediyorum. 301 insan, işçi hayatını kaybetti. Ve bir cinayet olduğu da bir gerçek. Ama maalesef ki ceza kanunundaki eksiklikler ve açmazlıklar yüzünden yerel mahkeme, istinaf, Yargıtay arasındaki son 13 yılda oluşan dengesizlikler, ayrılıklardan dolayı bu cezalandırmayı yapamıyoruz. İnanın, normal taksir boyutunda birden fazla kişi öldüğü için 6 yıldan biraz uzaklaşıp da bu cezayı verebilirlerdi. Ama dünyaya anlatamayacağımız tek bir gerçek var. Bürokratların 10 yıl sonra
mahkeme ve hakim karşısına vaziyet etmeleri. İşte rezalet olan da budur bu ülkede. Şimdi aynı şeyi İliç'te göreceğiz. İliç'i unuttuk. Unuttuk değil mi? İliç konuşuluyor mu? Nerede konuşuluyor televizyonlarda? Ne konuşuyor? Ali Mahir Başarı ne demiş? O toprağın altında, hala o toprağın altından işçiler var. Çıkıp çıkamayacakları da belli değil. Bu bitmeyecek. İliç'ten sonra belki bunu Adana'da, belki bunu Sivas'ta, belki bunu başka illerimizde göreceğiz. En büyük felaket yaşayabilecek illerden biri milletvekili de benim Mersin Akkuyu. Akkuyu. Deprem bölgesi diyoruz, yalan söylüyorsun diyor. Daha yapılırken çatlaklar oluşuyor. Daha acısını söyleyeyim mi? Daha geçenlerde orada çalışan bir IŞİD militanı yakalandı. Akkuyu'da. Yakalanmasa, devam etse, orayı patlatsa, faaliyete geçtikten sonra Akdeniz coğrafyadan silinse, eminim ki nereden bilelim canım benim ne sorumluluğum var diyecekti Süleyman Soylu da buraya kadar gelen insanlar. İşte hep söylediğim bir şey, Türkiye'nin ekmek kadar, su kadar, aşk kadar adalete ihtiyacı var. Eğer verilen kararlar kamuoyunu, o aileyi, 432 tane evladı vicdanen tatmin etmiyorsa benim için o kararı yırtıp atmaktan başka hiçbir şeyin önemi yok. Bayramda da bir olay yaşadık. Yıllar sonra ilk kez Mersin'den çocuklarımı aldım, arabayla geze geze Antalya'ya geldim. Çok mutlular. Teleferik faciası. Hemen onları bir yere bıraktım, oraya gittim. Bir vatandaşımızı kaybetmişiz. 6 vatandaşımız yaralanmış. Çok üzüntü verici bir olay. Herkes olayı, askerler, vali, AFAD çözdü. Kepez Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı. Benim olabilir. Çünkü belediye başkanı olmadan o işletmenin teleferik sisteminin olduğu işletmenin genel müdürü. Ve adam 14 Aralık'ta ağır bakım yapılacak buranın. 26 Kasım'da belediye başkanı olmak için istifa etmiş. Bakın 26 Kasım'da istifa etmiş. 1 Aralık'ta da istifa etmesi gerekiyor Kepez Belediye Başkanı olmak için. Ağır bakımı ne zaman yapılmış? 14 Aralık ya da 13 Aralık. Ama bu istifası, burası bir şirket olduğu için Ticaret Gazetesi'ne de 15 Aralık'ta ilan edilmiş. Hakim belediye başkanını çağırdı. İfadesini aldı, tutukladı. Senin dedi sorumluluğun devam ediyor, ticaret sicile bakarım. Ya hakim bey, Yüksek Seçim Kurulu bu adamın istifasını 1 Aralık'ta kabul etmiş, bu adam belediye başkanı olmuş. Böyle şey olur mu? Olur ve hala tutuklu. Bakın tutuklanmasın demiyorum. Benim belediye başkanım da, başka bir belediye başkanı da eğer sorumluluğu varsa tutuklansın, yargılansın, en ağır cezayı alsın. Ama sorumluluğu olmayan bir yurttaşımızı kaybettiğimiz Kepez'deki teleferik faciasında, bir kişi öldü şu facia diyorum, bakın 301 değil, bir belediye başkanı tutuklanıyorsa, Soma'da 10 yıl sonra bürokratlar yargılanıyorsa, buna benim söyleyecek ne sözüm olur? Son olarak depremi söylemek istiyorum. Depremde ben 15 gün Hatay'daydım, Samandağ'daydım. Hayatımda gördüğüm, belki de görebileceğim en büyük faciayı gördüm. Daha kötüsünü görmek istemiyorum. Ama müteahhitler dışında kim yargılayabildik? Tek suçlu müteahhitler mi? O imarı veren, ruhsatı veren, iskanı veren, izni veren, denetimi yapmayan belediye başkanı. Bakın yine söylüyorum, benim partimden olup olmamasının hiçbir önemi yok. Ya imar affı? Az önce sohbet ederken Sayın Başkan'la söyledim. Milano'da, Barcelona'da, Viyana'da imar affı kelimesini getirseniz stand-up yaptığını düşünür o siyasetçilerin. Hadi bakalım. Roma'da
O tarihi binalarda bir kat at. Çivi çakamıyorsun. İmar affından yararlan. İnternet üzerinden imar affı başvurularını alıp internet üzerinden para alan Hatay, Maraş, Antep, Malatya depreminin sorumlusu olan bu iktidarla tek ülkeyiz biz dünyada. Daha iyisini söyleyeyim mi size? Boş arsası olan insanlar imar affı var, bir yıl süren var dedi. Kaçak binayı o sürede yaptı. 8 ayda bitirdi. 9. ay imar affına başvurdu. Parayı yatırdı. O daireleri kullandı. Demek ki bunun üzerine hep beraber gidip bu yasal mevzuatı hep beraber değiştirmeliyiz. Bakın kesinlikle ve kesinlikle ucuz siyaset yapmıyorum. AKP suçlu, o suçsuz demiyorum. Burada hatalar zinciri var. İmarlar zinciri var. Burada bir ceza hukukçusu olarak konuştum. İki milletvekili olarak konuştum. Ama her şeyden önce bir insan olarak konuştum. Birbirimizi anladığımız sürece, Ahmet kardeşimizi anladığımız sürece, onun yerine kendimizi koyduğumuz sürece, onun çocuklarının yerine kendi çocuklarımızı koyduğumuz sürece hiçbirimiz bu hatayı yapmayız. Empati çok önemli çünkü. Siyasette ve hayatta. Ben kimin cennete cehenneme gideceğini bilmem. Ama empati yapabilen insanın günah işlemeyeceğini her zaman söylemişimdir.